Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Başkan Halit Doğan başkanlığında Büyükşehir Meclis toplantı salonunda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen toplam 40 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında özellikle şehrin doğusundaki ilçelerde geçimini fındık üretiminden sağlayan çiftçileri zararı uğratan kahverengi kokarca mücadelesi ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Başkan Doğan şunları söyledi. Yoğun mücadelenin olduğu köylerde benim de bizzat görüştüğüm köylünün genel manada hepsinin mücadele ettiklerinde çok fazla bir sorun yok. Ama birinin mücadele edip birinin etmediği, yekneseklik oluşmayan yerlerde biraz sorunlarımız var. Tabii çiftçi ana geçim kaynağı fındık olunca büyük bir sorun yaşamış oldu. Mısırda, fasulyede, hakeza diğer meyvelerde de gelecek yıl Allah korusun mücadeleyi yeterli yürütemediğimiz takdirde Bafra'da çeltikle alakalı da bu sıkıntıyı yaşayabilecek durumdayız. Tabii maalesef biz varlığa da yokluğa da görmeden inanmıyoruz. Yani geçen yıl Çarşamba bölgesinde ben belediye başkanı olarak biliyorum. Camilerde her hafta cuma namazlarında bizzat kaymakam ve benim katılımımla biz çiftçiye bilgilendirme yapmaya gittik. Kokarca'yı anlattık. Bununla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. Ama insanlar tabii yani kokarca ne yapacakmış? Daha önce de oldu. Bir ilaç atarız geçeriz. Bazısında belki tuttu, bazısında tutmadı. Bu sene herkes hep beraber yaşayınca biraz daha mücadele etkin bir şekilde devam edecektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye Tarım İl Müdürümüzle ben konuştum. Bizim dedim bizden talep ettiğiniz bir şey varsa hemen yerine getirelim. Sizin bütçeden bir şey gelene kadar biz aktif rol alabiliriz. Onlar da kışın kokarcanın yavrulamasıyla, popülasyonuyla alakalı olarak bir mücadele yapmamız gerekir dediler. Yaklaşık 300 milyon liralık bir tuzak alımı yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. İlçelerimizde mücadele yapabilmelerini sağlamak için. Aynı zamanda bu sivrisinekle mücadele açısından tabii ki lavranın ta doğumundan itibaren başlayan bir mücadelenin yapılması gerekiyor. Hem araç sayısı hem ilaç ekipman sayısı hem arkadaşlarım bu konudaki hem gündüz ilaçlaması hem akşam ilaçlaması noktasında bizzat takip ettim. Şimdi bir drone da alıyoruz. Özellikle bu nehir işleri, kanal işleri, sulak alanlarda drone'la da lavra döneminde bizim araçla giremediğimiz yerlerde de bu sene sezonun başından itibaren mücadeleyi yetkin bir şekilde başlatacağız. Eğer Samsun'u benim kadar düşünebilirsin, ben de biliyorum. O yüzden